Türkiye, son yıllarda büyük savunma sanayi atılımlarıyla dünyada önemli bir konuma gelmeyi başardı. Bu atılımların en çok konuşulanı ise insansız hava aracı oldu. Silahlı insansız hava aracı ya da bilinen adıyla SİHA, operasyonlarda başarılı sonuçlar alınmasına büyük katkı sağlıyor. İHA ile ve gözlem yapan SİHA ile gerektiğinde nokta atışları yapan TSK, terör unsurlarına büyük kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Bahar Kalkanı harekatında radarlara yakalanmadan hedefleri vuran SİHA'lar dünya basınında da konuşuldu. Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı İHA ve SİHA'larla elde ettiği başarı sayesinde ilkleri gerçekleştiriyor. Türkiye'nin operasyonları dünya basınında da dikkat çekiyor. Polonya basını, Türk dronları pençelerini gösterdi yorumunu yaparken, Türkiye net bir şekilde çıtayı yükseltti denildi. Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip insansız hava aracıyla silahlı insansız hava aracı dünya basınında geniş yer buldu. Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü operasyon kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip insansız hava aracıyla silahlı insansız hava aracı dünya basınında geniş yer buldu. Ünlü Amerikan dergisi Forbes'ta İHA ve SİHA'lardan bahsedilen yazıda, Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları İdlib'de Esad rejimini yıkıma uğratıyor başlığına yer verildi. Yazıda 1 Mart'ta rejime ait Su-24 tipi uçakların düşürülmesinden bahsedilirken, sadece 3 gün içinde Türk dronları ve topçu atışları 100'den fazla zırhlı aracı ve düzinelerce topçu sistemini imha etti ve yüzlerce rejim yanlısı askeri öldürdü ifadeleri kullanıldı. Yazıda, Türk saldırıları neden Esad'ın güçlerine bu kadar kısa sürede çok zarar vermeyi başardı ve neden bu kadar yıkıcıydı ifadeleri kullanılırken, açıklamada operasyon kapsamında kullanılan İHA ve SİHA'ların başarısına dikkat çekildi. Yazıda ayrıca teknolojik öneme sahip İHA ve SİHA'larla gerçekleştirilen operasyona dair görüntüler de paylaşıldı. Yazının devamındaysa, Türkiye, Çin'le birlikte silahlı insansız hava araçları ve insansız hava araçları üretiminde dünya lideridir denildi. İdlib'de kullanılan İHA'ların performansı Fransız basınında da yankı uyandırdı. Fransız haber ajansı, Türk yapımı İHA'lar Suriye'de Türk ordusunun yardımına uçtu başlığıyla kaleme alınan haberinde İHA'ların güçlü performansından bahsetti. Haberde, Suriye'de ölen askerlerinin intikamını almak için ve bölgede güçleri dengelemek için dünyada öncü üreticilerinden olan Türkiye, silahlı drone sürüsünü kullanıyor ifadelerine yer verildi. İHA'ların İdlib'de rejim güçlerine büyük kayıp yaşattığını yazan AFP, İHA'ların pilotların hayatını tehlikeye atmadan Suriye'yi vurmayı sağladığını kaydetti. İdlib'de İHA kullanımının aynı zamanda Türkiye'nin ürettiği bu araca reklam sağladığını söyleyen AFP, Türkiye'nin bu alanda öncü ihracatçı olmak istediğini ifade etti. Polonya'da yayın yapan Gazeta adlı haber sitesi, Türkiye'nin insansız hava araçlarından övgüyle bahsetti. Türk dronları pençelerini gösterdi. Rusya'nın zafer yerine baş ağrısı var, Avrupa'nın da. Başlığıyla servis edilen haberde, Türk ordusunun harekatının Suriye rejim güçlerinden büyük hasara yol açtığı belirtildi. Meki Kukarzik imzalı haberde, Suriye'de durumun son birkaç günde büyük ölçüde kızıştığı, kimin neyi yıktığı hususunda birbiriyle çelişen çok sayıda bilginin ortaya çıktığı belirtilirken, tüm bunların yanında net olan şu ki, Türk ordusunun Rusya tarafından desteklenen Suriye rejim güçlerinde büyük hasara yol açtı. Türkiye net bir şekilde çıtayı yükseltti. Bunu Avrupa Birliği sınırlarında görmek de mümkün, ifadelerine yer verdi. Bu harekat, kesinlikle yıllardır kararlı şekilde inşa ettikleri kendi yerli drone filolarının imkanlarının sert ve gösterişli şekilde sahnelenmesi denilen haberde, insansız hava araçlarının gökyüzünü Suriye rejim güçleri için güvensiz hale getirdiğine dikkat çekildi. İnsansız hava araçları, rejim güçlerinin yıllardır faaliyet gösterdiği koşulları tamamen tersine çevirdi. Rejim güçlerinde kendilerinin ve güvenilir buldukları gökyüzünden, havadan gelecek herhangi bir saldırıdan endişe ederek bina altlarına sığınmaları gibi tutum değişikliğine yol açtı, denildi.
Bahar Kalkanı Harekatı'nın temposuna ve yankılarına bakıldığında, Türkiye'nin uzun süredir buna hazırlandığını belirten haberlerde, İdlib üstünden hedefleri belirleme ve roket ateşleme kapasitesi bulunan İHA sürüsünün uçtuğu ifade edildi. Suriye iç savaşına dair en güvenilir gözlemciler, son iki gündür rejim güçlerinin çok büyük kaybı uğradığını bildiriyor. İfadelerinin kullanıldığı haberde, özellikle geçtiğimiz Şubat ayının Suriye iç savaşının başladığı günden bu yana en kötü dönemlerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Haberde Türkiye'nin müdahalesinin kitleselliğine ve rejim güçlerinde yol açtığı büyük hasara da vurgu yapıldı. Türkiye'nin 10 yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdiği ve SİHA alanında Fransa gibi ülkelerin önüne geçtiği belirtildi. Fransız El Opinion gazetesinin haberinde, Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nı Esad rejiminin İdlib'i ele geçirmesini önlemek için düzenlediği vurgulandı. Türkiye'nin NATO'nun standartlarında operasyon düzenlediği aktarılan haberde, bir haftadır Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye 10 yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti ifadeleri kullanıldı. Haberde bu SİHA'ların Fransız ordusunun kullandıklarından daha küçük ancak maliyetlerinin daha düşük ve etkili olduğu kaydedildi. Türkiye'de şu an performansı daha güçlü SİHA'ların üretildiği belirtilen haberde, Türk ordusunun elektronik savaş alanındaki kapasiteleri sayesinde Rusların desteği olmadan operasyon düzenleyebileceğini ortaya koyduğunun altını çizildi. SİHA'ların yanında Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele çerçevesinde kamikaze dronlar kullanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen 100'den fazla kargo, sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan kamikaze dronlar, terörle mücadelede önemli bir aktör haline gelmiş durumda. Yerli ve milli projeler meyvesini vermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamında kamikaze dronlarını kullanıyor. Özellikle de kargo dronları terör hedeflerine karşı etkin bir rol oynuyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği kamikaze dronlarının, otonom döner kanatlı vurucu insansız hava aracı kargo, terörle mücadelede başarıyla kullanılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen 100'den fazla kargo, sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabiliyor. STM Genel Müdürü Murat Ekinci, kamikaze dronlarının Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından STM'ye verilen görevle 3 yıldır üretildiğini söyledi. STM Genel Müdürü Murat Ekinci, "Bunların ilk örneklerini geçen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdik. Şu anda döner kanatlı kargo platformumuz, Savunma Bakanlığı aracılığıyla silahlı kuvvetlerimize teslim edilmiş durumda ve onlar tarafından başarılı şekilde kullanılıyor. Bizim döner kanadımızın yanı sıra sabit kanatlı, yine kamikaze İHA dediğimiz Alpaco platformumuzun da testleri devam ediyor. Bunları yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunmayı hedefliyoruz," dedi. Şu anda 100'ün üstünde kargonun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini ve bundan sonraki aşamalarda da parti parti teslimatlar olacağını ifade eden ikinci şunları söyledi. Yaklaşık 400 platformun yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Bunlar küçük dronlar. Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen dronlar. Bunların özelliği asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından ve tehdit açısından riskli bölgelerde Mehmetçik girmeden önce o bölgedeki tehditleri algılayıp bertaraf etmelerini sağlayan sistemler. Bunlar sahadaki ellerimiz tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor. Herhangi bir komuta sistemine veya cihaza ihtiyaç duymuyorlar. İsterlerse üstünde taşıdıkları patlayıcıları o tehdidi bertaraf etmek için kullanabiliyorlar. Bu anlamda terör operasyonlarında çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kamikaze dronlar için dost ve kardeş ülkelerden de bir talep olduğunu belirten ikinci, bunların ihracatı konusunda yapılan görüşmelerin devam ettiğini kaydederek, "Bundan sonraki aşamada savaşların çok büyük bir kısmında bu tür teknolojisi yüksek olan platformların kullanılması kaçınılmaz olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu konuda milli teknolojiyi geliştiriyor olması gelecekte silahlı kuvvetlerimize büyük avantaj sağlayacak. Yani Mehmetçiğimizi, kendi evlatlarımızı tehlikeye atmadan düşman unsurlarının bertaraf edilebileceği, onları etkisiz hale getirebileceği platformlar geliştirmek bizim Türk mühendislerimizin ve savunma sanayimizin görevi. Bundan sonraki süreçte özellikle yapay zeka içeren, uzaktan algılama sistemleri içeren dronlar ne kadar aktive edilebilirse, buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri savaş alanında rakiplerinin çok daha önünde manevralar yapabilecek ve kabiliyet kazanabilecek bir aşamaya gelecektir. Bundan sonra daha iyi, daha akıllı, üstündeki sensörleri daha da gelişmiş olan, düşmanın tehditlerini daha hızlı algılayabilen platformları geliştirmeye devam etmemiz lazım. Çünkü savaş,
teknolojinin birbiriyle yarışından ibaret bir hale geldi. Türk savunma sanayi olarak bu konuda da geri kalmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha fazla teknoloji içeren, daha ciddi vuruş gücüne sahip, ancak belirli hedefleri uzaktan algılamayla etkisiz hale getirebilecek teknolojiler üstünde çok ciddi yatırımlar yapılacağını söyleyebilirim, diye konuştu.